üşütme. Sonbahar mı, ilkbahar mı, yaz ayında mıyız, hangi aydayız bilmiyoruz. Neden? İklimler 4-5 senedir değişti. Hızla değişiyor. Bir bakıyorsunuz yaz havası, bir bakıyorsunuz sonbahar, bir de bakıyorsunuz ilkbahar havası. Mevsimler hızla değişiyor. Hangi mevsimde yaşadığını insan tahmin edemiyor. Sabah iyice giyiniyor, pardesünü, kazağını vesaire dışarı çıkıyor. Öğlenleyin tekrar ısınıyor. 20 derece olmuş. Tamam, üzerine çıkarıyor tekrar. Sürekli hava değiştiği için gün içerisinde bile değişiyor. Yaza benzemiyor, sonbahara benzemiyor, kışa benzemiyor. Neden böyle oldu? 4-5 senedir bu böyle. Tahmini olarak da 400-500 sene belki bu devam edecek. Nereden biliyoruz? Neden böyle oldu? Dünyanın ekseni biraz kaydı. Nasıl kaydı? Japon depremi dünyada en ağır depremlerden biri. 9 derecelik, 9.2 derecelik bir deprem oldu. Şili depremi de yine böyle 9 derecelik çok şiddetli bir deprem. Tsunami de yine böyle çok şiddetli, büyük, 3 büyük deprem. Bu 3 büyük depremden sonra Asya'nın doğusu hafif kuzeye, Amerika hafif kuzeye, Asya'nın batısı ve Avrupa güneye doğru kaydı. Yani Türkiye hafif güneye kaydı. Subtropik iklimden hafif tropik iklime doğru kaydığı için Türkiye iklimler şaşırdı. Dengeler bozuldu. Bu nedenle bundan sonra kolay kolay kış olmaz. Olsa da çok hızlı geçecek vaziyet. Onu gösteriyor. Ve bu da tahminen dünyada 300-400 senede bir oluyor, dalga dalga. İklimler 300-400 senede bir çok şekil değiştiriyor, yön değiştiriyor. Depremlerden dolayı. Evet, iklimler değiştiği için 4-5 senedir bu böyle devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek yani. Artık kolay kolay kış olmayacak. Olsa da çok hafif geçecek. Eskisi gibi. Mesela eskiden ben köydeyken 10 yaşında bir kış olmuştu. Biz tabii baktık saate, saat 8, hala ortalık karanlık. Okula gideceğiz. Annem rahmetli dedi ki, oğlum yatın dedi, saat yanlış. Tekrar her tarafa tekrar yattık. 9 oldu, yine karanlık. 10 oldu, yine karanlık. Amcamın çocukları okula gitmişler, bakmışlar beni görmemişler, merak etmişler. Gelmişler bakmışlar ki bizim ev kar altında kalmış. Bütün 3 metre uzunluğunda böyle yükseklikte kar evi tamamen kapamış. Böyle tünel açar gibi açtılar, kapıyı buldular. Öylece biz, aa ölen olmuş. Şimdi o karlar artık geçti, bitti. Mevsim değişti. Hızlı değişim olduğu için mevsimsel, yani sonbaharda aynı anda ilkbahar, yazı, sonbaharı yaşıyoruz. Gün içerisinde de bile iklim değiştiği için İnsanlar çok kolay hastalanır. Bünye buna uyum sağlayamıyor. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Özel formüller geliştirmek gerekir. Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlara karşı bünyeyi güçlendirmek için çok özel bir formül. Nedir? Nane. Evet. 15 gram nane. Yani 1-2 litre suya, 2 litre kaynar suya. Mesela 3-4 kişilik bir aileyi düşünecek olursak mesela 2 litrelik bir çaydanlıkta hazırlayabiliriz. Naneden 15 gram, efendim, ıhlamurdan 15 gram, ekinezya 10 gram, tarçından bir tane tarçın çubuğu 5 gram, zerdeçal çok sert olduğu için zerdeçaldan fazla almıyoruz, 5 gram. Sadece bunların karışımından bir çay yapabiliriz. Fakat buna limon ilave edersek, limonun suyunu sıktıktan sonra kabuğunu atmıyoruz. Çünkü limonun kabuğundaki eterik yağlar antiviral, antibakteriyel, yani bakteri, virüs ve mantarları öldürücü özelliğe sahip. Bu nedenle de limon kolonyası çok seviliyor, değil mi? Vücudu rahatlatıyor kişiyi. Vücudu temizliyor, aratıyor. Kabuğunu atmıyoruz, çaydana birlikte koyuyoruz. Limon suyunu çıktıktan sonra. Buna ne ilave edilebilir? Zencefil.
Şu gördüğünüz küçük bir parça koparıyoruz. Kabuğunu soyduktan sonra 20 gram zencefil. Bu gördüğünüz aloe vera yaprağı. Aloe vera pardon. Kendim de hazırlamam lazım. Vakit bulamıyoruz. Kendim anlatıyorum, kendim vakit bulamıyorum. Bu 20 gram aloe vera yaprağı. Evet, şimdi hiç kimsenin görmediği, bilmediği yeni bir bitki. Nedir bu? İncir kaktüsü veyahut da Hint inciri de denir. Bundan da 15 gram. Yani toplam buraya incir kaktüsünün yaprağından 15 gram, aloe vera yaprağından 15 gram, zencefilden 20 gram, bir limon ve buradaki çaylar. Demliyoruz. Ne yapıyoruz? Demledikten sonra süzüp biraz da bal katarak içiyoruz. Ne yapıyor? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudu temizliyor, arıtıyor. Aloe vera ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış, bağışıklık sistemini güçlendirdiği birçok klinik araştırması var. Saymaya gerek yok çünkü ben bunun hakkında çok konuştum. Zencefil ile ilgili klinik araştırmalar yüzlerce, bilgi var, belge var. Ayrı ayrı detaya girmeye gerek yok. Efendim burada ıhlamurla da ilgili zaten hemen hemen her evde eskiden beri sobaların üzerinde sürekli ıhlamur çaydanlığı olur, bilinir. Herkes akşamları ıhlamur çayı içer. Yani siyah çay son yıllarda moda oldu. Eskiden ıhlamur içilirdi. Sonbahar, kış aylarında. Ekineziye ise Kızılderililer tarafından 4000 yıldır üşütme, grip, nezleye karşı kullanılır. Onların da çayı bu. Yani ekinezya. Çok güzel bir çiçek. Çiçek tabanı bakır renginde olduğu için bakır çiçeği de denir. Dış görünümü şöyle kipriye benzediği için kipri otu da denir. Bu bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli bitkilerden biridir. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Avrupa'da 141 bin üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlığı olan çocuklara bunun şurubu, damlası, derecesi verilerek çocuklar, bebekler tedavi edilmiş. Yani 141 bin çocuk bir yılda. Bununla ilgili çok büyük klinik araştırmalar var. Herhangi bir yan etkisi yok, herhangi bir zararı yok. Her şekilde kullanılabilir. Tarçın ise faydalarını saymakla bitmez. Özellikle pankreası güçlendirir. Şeker hastaları için idealdir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çaya çok güzel aromatik bir tat verir. Evet, zerdeçalın tozu ise bunu anlatmaya gerek yok. Bunun üzerinde geçen hafta çok durduk. Antikanserojen bir madde içerir. Kurkumin. Kurkumin hücre içerisinde hücre çekirdeği var. Hücre çekirdeği içerisinde DNA, DNA'nın içerisinde kromozom. Kromozomlar da genlerden meydana gelir. İşte 17. kromozomun içerisinde bir gen var. P53. Bu hücre yenileyici, hücre tamir edici bir gen. P53. Zerdeçalı birleşimindeki kurkumin aynı P53 gibi hareket ediyor. Hücreyi yeniliyor, tamir ediyor. Deformasyona uğrayan, tahribata uğrayan hücreyi yenileyici özelliğe sahip. Antikanserojen, bağışıklık sistemini güçlendirici, anti-aging, antioksidan özellikleri sahip. Yani kişi bunlara, bu karışımlardan çay hazırlar da içerse ailece sağlıklı, sıhhatli olur.